Fatih abi. Bak, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama darılmak yok. Tamam mı Abdi abiciğim? Öyle bakalım. Sen var ya Abdi abicim, bir gün bu karı yüzünden toz tutacaksın. Ama eğer afişçi bütün afişlerin buraya yapıştığını görürse, o daha fazla toz tutur ve de bizi ikiye katlar. Şimdi bana sıçtırtma afişçinin ağzına. Ben Nevin Şenses'i herkesten kıskanıyorum. Yani gidip afişleri herkesin göreceği yere mi asacaktır? Düşünsene ulan Nuri. Gelip ineğin biri Orhan Gencebay'ın afişini Nevin'in üzerine yapıştırırsa ne olur? Ne olur? Ne mi olur? Karı gebe kalır lan. Orhan Gencebay'dan bir çocuk. Uğraş dur. Bu karı için her yeri yakarım. Ah canım benim. Şu burna bak. Şu ağza bak. Ellere, parmaklara bak ya Rabbim. Yüzük de takmış. Aa, elmacık kemikleri de çıkıkmış. İlk defa görüyor. Gözler ela, kaşlar kara. Ulan bu şarkıydı be. Saçlara bak, ne kadar kibar. Naylondan. Yanmışım bir kere Nuri. Hiçbir çeşme beni söndüremez. Abdi abi, sen yanıksın ama karı sana yanık mı? Beni görür görmez yanacak. Hem de alev alev. Bu gibi karılar üç şeye bakar Abdi abi. Bir, yakışıklılık. İki, para. Üç, şöhret. Sende para ve şöhret yok. Ama yakışıklılığa gelince acayip yakışıklısın Abdi abi. Şu sendeki surat bende olsa vallahi fotoğrafçıdan dışarı çıkmam be abi. Bayağı yakışıklıyım. Bu yakışıklılığımla seni eriteceğim Nevin. Sana yan bakanın gözünü şişireceğim. Sana yan bakanın yalnız gözünü şişirmekle kalmam. Onun hayatını düğümlerim. Ah Nevin, şu yanan kalbimin senin için nasıl yandığını bir bilsen. Nevin be, bütün İstanbul'u titreten şu barut osmanı aşkınla yanmış kirece döndürdün. Ama er geç bir gün benim olacaksın. Sen emret Nevin, ikinci Boğaz Köprüsü'nü ayaklarının altına sermeyen inektir. İnek! Seni kimseye kaptırmam. Benim olacaksın. Yalnız benim. Abdi abi be. Çok şanslı adamsın valla. Şu Nevin var ya fıstık gibi maşallah. Bana bak kendine gel hıyar. Ulan sana kaç defa dedim Nevin deme diye. Yenge desene. Solip. Ne labali adamsın be. Ağzımdan kaçtı abi. Kaçırma lan. Ağzını biraz kabus tut. Bir dahaki sefer alırım ayağımın altına ezerim seni ha. Abdi abi, ev sahibi Simsar Cafer garanti ev kirasını almaya geliyor. Boşuna yapıştırma bu sefer bizi sağlama attı. Takımları toplayalım. Gelirse gelsin, alt tarafı 10 aylık kira. Gene vermeyeceğiz deriz, gider. Ulan hala mı bu karının peşindesin? Hayalle vakit geçireceğine kiranı ver. Tabii gene yok değil mi? Aa, nasıl bildin Simsar amca? Gel şöyle otur. Ben onu bunu bilmem. He. Dinleyin şimdi. Evet. Ben şunu bilirim, bir haftaya kadar bütün kirayı vermezseniz üstünüzden tavanı alırım, dört duvar arasında kalırsınız. Öyle yapma, daha iyisi var Simsar amca. Nedir? Duvarları al, tavan üstümüzde kalsın. Nefis! Öyle değil mi Nuri? Vallahi fena fikir değil, yaşa Abdi abi. Hele bir kirayı vermeyin, sizi buraya bu afişler gibi yapıştırırım. Bu son gelişim, anladınız mı avanaklar, işte o kadar. Nasıl delinmez? Adamına düşersen dibin bile görünmez. Abdi abi, Simsar ilanı aldı gitti. Biz de ufak ilanları toplayalım, şöyle etrafı bir kazıyalım, akşamki nevaleyi çıkaralım. Bize emretmişsin patron. Çocuklar, Camlı Tepe'ye gidin şu arsa meselesini bitirin. Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayın. Çıkmaları için bir ay müddet verin. Olur Osman abi. Nevinciğim, aşkım, görüyorsun ya ne kadar vicdanlı davranıyorum. Her şeyim senin için. Hakkımızı yedirmeyiz.
Buralara varımızı yoğumuzu verip gece kondu yaptık! Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa atamazsınız! Yazık değil mi bu gariplere? Siz kim oluyorsunuz da bu arsalara sahip çıkıyorsunuz? Eşkıyalık bu! Bize buraları çekirge emlak sahibi Simsar Cafer sattı! Buradan gitmezseniz sizi şikayet ederiz! Buraları bizim yerimiz! Kimse bizi buradan söküp atamaz, anladın mı? Tapunuz nerede? Daha yok ama yakında Cafer Bey verecek! O sizi dolandırmış! Buranın asıl sahibi Osman Barut'tur! Üç kağıda gelmişsiniz! Simsar Cafer sizi düpedüz aldatmış! Şimdi beni çok iyi dinleyin! Size bir ay müsaade! Efendice toparlanıp buradan gidin! Eğer gitmezseniz evlerinizi yerle bir eder, sizi de kovarız! Çamlıtepeliler, şimdi beni iyi dinleyin! Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla sofraya oturduğunuzda ağzınızın tadı olmasın mı? Hüsnü abinin rakibi, kebapçı Kazım'ın adamları bizden evvel gelmiş reklam yapıyorlar. Biz de altta kalmayalım, fiyakalarını bozalım. Yürü lan! Yoksa hepinizi Adana kebabına çeviririz! Adana değil, Urfalı, meşhur kebapçı Hüsnü'nün kebaplarını yiyelim abiler! Etli ekmek, çiğ köfte, içli köftelerimiz vardır. Aile için üst katta salonumuz vardır. İlanları okuyalım lütfen. Bu kerizlere inanmayın. Ne söylüyorlarsa yalandır. Buyur kardeşim. Al canım. Al sen de oku. Alsana kardeşim. Okuman yazman yok mu senin? Çok sinirlisin. Aa ne güzel yırtıyorsun. Bu sefer okuyacaksın. Al götür evde oku. Sıkıysa bunu da at bakalım. Gördün mü? İlanı kolaya batırınca demek ki çıkmıyor. Bundan sonra böyle yapalım. Tamam abi. Çarkımıza ettin ulan, yedim şimdi sizi! Basma lan kovaya! Kurtarın ulan beni bu kovadan! Yapıştım, kurtarın şu kovadan! Biz de yapıştık abi, baksana! Kimin malına yapışıyorsunuz lan? Verin bakayım malımızı! Yapıştık da! Bırakalım! Fena yapıştık patron, bırakamıyoruz! Her gelenin biri bizi bu hale soktu! Ne derim şimdi kovanıza, bırakın ulan! Vallahi bırakamıyoruz Osman abi! Nasıl bırakamazsınız ulan, ha? Ben de yapıştım! Kurtarın lan beni bu kovadan! Kurtarsak kendimizi kurtarırız abi! Nereden yapıştınız bu baş belası kovaya, ha? Çamlıtepe'de bir hergele yapıştırdı bize! Çekme lan sen ya! Çekme! O kovayla ne yapıyorsunuz be? Elinin körünü yapıyoruz! Görmüyor musun, tutan yapışıyor! Kurtar beni bu kovadan! Önce sen beni kurtar! Biraz önce adamların Çamlıtepe'de arsa davasını benim üstüme yıktı. Hani bu arsa davasından beni sıyırtacaktın, fakat... Fakatına makatına sokarım ha! Kurtar beni bu kovadan! Önce hissemi ver Osman Bey! Çamlıtepeliler beni bulmadan acele kaybolacağım! Hissemi ver Osman Bey, hissemi! Bu yaptığına ne derler biliyor musun? Düpediz ineklik derler! Şimdi seni büktüm Simsar! Al bakalım, al şimdi hisseni! Hakikaten fevkalade yakışıklıyım Nuri. Nevin Şenses abla seni görünce tersiz olacak. Şu camda kendine bir baksana, boyun posun yeter. Hakikaten Nuri, ulan Allah neler yaratıyor be! Sen bu yakışıklılıkla aynayı camı bile çatlatırsın Abdi abi! Hey yavrum hey! İyi ama çatlamadı ulan! Ne çatlaması abi? Gördün mü? Bir pozunla camı paramparça ettin! Vallahi ettim ulan! Bana cam mı dayanır ya? Allah Allah! Ulan bir haftada kırdığın üçüncü cam! Sana kapanla oynama demedim mi? Nevin beni görür görmez cam gibi paramparça olmasın? Gözünde gözlük varsa parçalanır ama Nevin ablaya hiçbir şey olmaz! Acaba birden karşısına çıkmasam mı?
Alıştıra alıştıra çık abi. Karşısına çıkınca da eline bir şey vermen lazım. Ayıp olmaz mı? Yok Abdi abicim, çiçek vereceksiniz. Neden ayıp olsun? Sahi be Nuri, sevgilime çiçek verirsem çok hoşuna gider değil mi? Ama paramız yok. Ben bedavadan çiçek bulacağımız bir yeri biliyorum. Kalabalığa bak, sanki şeker bayramı. Ama Nevin'e bir yan bakan olursa anasını Bostancı'ya kadar kovalarım ha. Abi, karı gelince yıldırım gibi olalım. Baksana ne kadar hayranı var. Evet. Açın bakın. Bu hıyarlar bizim çiçeği görünce amma bozuldular ha. Nasıl bakıyorlar gördün mü? Demin şah ses geliyor. Nasılım Nuri? Bomba gibisin. Yalnız karıya kuvvetli bakmam parçalarsın. Merak etme bakmam. Hoş geldin abla, yaşa abla. Yaşa abla, söyle yaşa abla. Yok, baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Nuri, Nevin beni görünce dayanamayıp şarkıya başladı. Karı benim için ağlıyor ya. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Tam zamanı çiçeği verelim. Ayna gibi dağılmadan bu işi bitirelim. Çınladın durdun kulaklarımda. Süzülen yastığın. Ah! Ruhuna Fatiha! Ah! Eto, ben öldüm mü acaba? Bak, bak çelenk getirmişler. Aha. Sana bin kere dedim Abdi abi, şu kadına kuvvetli bakma diye. Gördün mü, kadını bayılttın. Bakmadım oğlum. Nevin bana aniden aşık olunca cazibeme dayanamayıp bayıldı. Gidip ayılsam mı acaba? Sakın ha, sakın Abdi abi. Seni tekrar karşısında görünce bu sefer ölür. Doğru söylüyorsun Nuri. Nevin ayna gibi dağılabilir. Bakışlarım çok kuvvetli çünkü. Bu işi başka bir gün halledelim. Ya Nuri, Nevin yakışıklılığıma 3 dakika dayanabildi. Demek bundan sonra 2 dakika bakmam lazım. Şu camda kendime bir bakayım. Nuri ya! Buyur abi! Cam kırılmadı. Yoksa yakışıklılığım mı kayboldu? Kırıldı ya! Sana hiçbir cam dayanmaz Abdi abi! Bana da öyle geliyor. Kim attı bu taşı? Şimdi gösteririm ben ona! Siz mi kırdınız? Bu kırdı. Ne boyunuzdan utanın itoğlu itler! Ulan Nuri, bizim yakışıklılığımız bir boka yaramadı. Niye Abdi abi? Yakışıklılığından ortalık karıştı ya, daha ne istiyorsun? Nevin, başkasının kolunda bayıldı. Benim kollarımda bayılsaydı, iş tamamdı. Demek bir eksiğimiz var. Var tabii abicim. Sana şöhret ve para da lazım. Onları da tamamla, göreceksin bu iş bitecek. Nevin kollarında şakır şakır bayılacak. Nuri, durmadan yengene Nevin deyip duruyorsun. Yenge de oğlum, yenge!
Yenge! He? Yenge! Vallahi şekerim, o salağın getirdiği çelengi görünce kendimi öldü zannettim. Acaba beni çekemeyen o pasaklı şarkıcı Handan Emel'in işi olmasın bu? Rezil karı! Herhalde benim sinirlerimi bozup yerime geçmek istiyor. Senin yerini tutacak şarkıcı daha 100 sene doğmaz Nonuşum. Niye Erto? Kadınlar bundan sonra doğurmayacaklar mı?